Yani Ömer Bayram'la bir şey yaparım. Yani ben Belanda'ya güvenmiyorum. Peki Falcao'ya ne kadar güveniyorsunuz? Cagne yok. Falcao'nun Aslında bir Cagne defa, oynayabilecek durumda ama oynamayacak şimdi bilgisini aldım. Falcao'nun karakteriyle, oyuncu karakteriyle, yani insan karakteriyle Cagney'in arasında dağlar kadar fark var. Falcao sağlam bir karakter. Tabii ki. Hani futbol performansı olarak. Falcao Galatasaray'a geldiği günden itibaren dışlandı. İlk dışlandı. Dolayısıyla ondan sonra bir daha senkron tutmadı. Ama Falcao şöyle bir adam değil yani. Bilerek oynamıyor. İşte ne bileyim takımda rahatsız Kendini tutuyor. riske etmek istemiyor Tabii. gibi. Adam kalite bir insan, bunu belli ediyor. Galatasaray'da da olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Olmadı dediğimiz maçların çoğunda Falcao'ya top bile atılmadı. Özellikle geçen sezon. O yüzden ben onu çok suçlamıyorum ama böyle büyük bir golcünün Türkiye'ye gelip Van Persie'nin bile gerisinde kalması. Van Persie ki sakat geldi. Van Persie'nin bile gerisinde kalması futbol adına şanssızlık. Futbolumuz adına da bir şanssızlık. Ondan çok şey öğrenecek bir sürü genç adam vardı yani. Peki bakalım maçtan sonra tabii çok daha detaylı konuşacağız. Bir gazete manşetlerine geri dönelim Antalya kadrosu değerli. yok mu? Antalya kadrosu da vardır. Hemen isteyelim arkadaşlarımıza. Bu arada Antalyaspor'dan bir refleks vermesini bekler misiniz? Orada eksikler Kadroya var. bakacağım Geçen ona göre. hafta çok fazla O eksikler belki işe yarayabilir. o anlamda diyorum. Geçen hafta çok farklı yenildi. Şimdi eksikleri var. Hani bu kadroyla Mesela bir kalede Bofen var isteyelim mı? arkadaşlarımızdan. Evet Mesela ben var. Bofen'i Bofen kaleye var. koymam mesela. Niye? Ben kaleyi boş bırakırım, Bofen'i koymam bu maçta. Geçen haftaki maçta 4 tane gol var ki ben yemem, sen de yemezsin yani. Ya ikimiz de yemeyiz yani. Ya böyle Kudryashov var. Naldo, Veysel ben bir ara Benyamin, Nuri kusura Çetin. bakmasın hakikaten dedim ki bu adam hani sanki maçta bir kaleci sakatlanmış da orta sahadaki adam kaleye geçmiş gibi. Podolski, Gökdeniz, Hamilton, Orgil. Ya Ve verir mi bu kadro refleksi? şimdi bu Antalya'nın kaç eksikli kadrosu? 6 diye Beşiktaş'ın biliyorum yani. 6 eksiği olsa sahaya çıkamaz ya. Ama Beşiktaş da çok büyük eksiklerle çok İki devşirme tane, üç tane kadrolar. hep böyle 11'inden 6 eksik olsa sadece adam bulamaz. Trabzon 6 eksik olsun 11'inden. Anla, şuraya bak. Veysel yılların oyuncusu. Kurdaşov iyi oyuncu. Podolski Boffin var. yılların kalesi. Nuri Şahin. Tabii Nuri Dortmund'un var. efsanesi. Podolski. Alman efsanesi. Freddy. Hamilton zaten 3. sezonları burada. Orgil öyle. Dolayısıyla Antalya'nın kadrosu hiç sıkıntı yok. Peki. Şimdi yeniden gazetelere dönelim. Bir Biraz da tepki verir transfer bence ya. gündemini bir refleks verebilir diyorsunuz. Bakalım şimdi takvimin 14. sayfasında Galatasaray ile ilgili bir transfer gelişmesi var. Eteboy'u gönder, Duarte'yi getir şeklinde değerli izleyenler. Yönetim menajer Davila ile görüşerek Eteboy'u Stoke City'ye geri gönder, Duarte'nin transferine yardımcı ol demiş. Bu şimdi bir dış haber. Ama hafta boyunca yine iç transferi de çok detaylı incelemiştik Galatasaray'da. Aytaç Kara'yı biliyoruz. Salih Uçan'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz Galatasaray'ın. Bir de dışarıdan bu. Peki ihtiyaçlar bu Bir oyuncular daha mıdır saysana gerçekten? Aytaç Kara. Salih Uçan Alanya'dan. Galatasaray'ın 1 milyon euro harcama limiti var. 1 milyon euro. Salih için mesela 500 bin euro önerileceği söyleniyor. Aytaç Tamam. Kara'yı şu an tam rakamını bilmiyorum. Yani bir akıllı olalım ya. Hakikaten yani. Ben diyorum ki bu transferleri hangi gazete kim yazarsa yazarken altına bir ekonomi bir şey yazsanıza ya. Nasıl alınacak bir yazın ya. E tamam insanlar salak da bu kadar da değil ya. Bir tane yazın. İki tane yaz. Şu var. Şunu anlarım. Orta sahaya beş adam yaz. Adam araştırıyordur. Ya beş orta saha, beş stoper, beş bilmem ne yazıyorsun. Adamın 1 milyon euro harcama limiti var ya. Ya onlar tabii alternatif olarak yazılıyorlar ama Yaz hani birisi altına. olmazsa birisi, Hayır birisi bir de şunu olmazsa. yazın ama altına insanlar. Deyin ki Belanda'yı satacak deyin. Atıyorum. Ama tabii o teklif şu an bildiğimiz kadarıyla bir tek Marka'ya teklif geldi. Hayır plan yazın diyorum plan. Marka'yı satılacak diyeyim. Belanda'nın Balka'yı satacak diye. Plan yok. Sadece Ahmet alıyor Gazi. Ya bunu yıllar insanların güveni kalmıyor sonra. Bir plan yazın altına ya. Deyin ki bunu satıp bunu alacak. Şunu kiralayacak. Elindeki 1 milyon euro limiti. Bunu kiralayacak deyin. Yani bak çok ilginç bir şey. Akşam izledim ben. Ben de merak ettim. Ahmet Selim Kul sağ olsun araştırmış. Fenerbahçe 7,5 milyon euro dava kaybetmiş şeye. Kuruza da evet.
Kuruze'yle 4.5'a anlaştık diye bir haber çıktı. Ben de diyorum ulan Kuruze gerizekalı mı acaba? 7.5 kazanmışsın. Tamam mı? Şöyle yapalım mı? Onu Fenerbahçe bölümüne saklayalım. Niye? Hani süreyi de biraz iyi değerlendirmek adına diyorum. Ben çünkü hep böyle karıştırdım işte, sen alışık değilsin. Ben ne alışık... oldu? Ne oldu? Ne oldu? Değiştirmiyorum konuyu. Ne oldu? Moderatörüm değiştirmiyor. Daha değiştirme, tamam sakla. Ben de konuşmayacağım o zaman gelince. Bakalım ya abi. Aşk olsun. Sanatçı kaprisi. Aa lütfen. Bize de mi? Bize de mi kaprisi? Peki Beşiktaş'la devam edelim. Yine gazetelerimizi rica edelim arkadaşlarımızdan. Beşiktaş'ın da şöyle bir transferiyle başlayalım. Tabii ki maçları da konuşacağız ama transferde dev atak başlığını görüyoruz. Fanatik'te kimler var hemen söyleyeyim size. Stopere Nanyon, Kolker, Tosic. Tabii. Forvet için Kalinic, Mandzukic, Ahmet tabii, Kutucu. Tabii. Bir de 2021'de Talişka'yı yeniden Kartal yapmak istiyor demiş. Ne haber. Güzel. Bu isimler gerçekçi isimler mi Beşiktaş adına? Ya da kaçı alınabilir? Kaçı yani, alınma, hangisi alınmalı? Cevap vereyim değil mi? Tabii buyurun lütfen. Beşiktaş'ın başkanının açıklamasına cevap vereyim mi? Herkes bana ara transfer soruyor. Ben de limitimiz yok diyorum. Yani Sergen Yalçın da söyledi mesela bir iki transfer istiyorum diye. Hiç mi limiti, alacak gücü yok? Limiti yok. Limiti. Kiralık? Limiti yok. Ona da hiçbir şeye. Beşiktaş'ın şu anda limiti yok. İş federasyondan dolayı limiti yok. Elindeki oyuncular var, alttan çıkaramamış. Kamburu var bir de. Hı hı. Lensler var, Mirinler bilmem ne var. Elinde oynatmadığı ve hocanın da hani bana göre çok iyi bir futbolcu olmasına rağmen, potansiyeli olmasına rağmen şu ana kadar hocanın gözüne gelemeyen Hasiç gibi göndermeyi düşünen oyuncular var. İhtiyaç var mı Talisca? Büyük ihtiyaç. 10 numara. Salih mesela, Galatasaray için konuştum. Salih bana göre Beşiktaş'ın da gündemindeymiş bu arada. Bence büyük faydalı ihtiyaç. Olur. Ayrı Tosic gelsin, her eve lazım. Yani sağ bek, sol bek, stoper hepsi oynar. Ki biliyoruz da performansını. Ben bunları yorum yapmaya yoruluyorum. Niye? Diyorum ki ya altına mesela kim yazdı? Orhan mı? Diyorum ki ya Orhan, hemen mesaj attım. Ya Orhan nasıl alacak, onu da yazsana diyorum. Çünkü ama taraftarda transfer haberi görmek istiyor. Taraftar kulübünün futbolcu alabilme ihtimalini sever. Doğru. Ertuğrul Özkök'ü okuyorsun sen değil mi? Öyle der ya. Futbolcular beni kandır. Hayır, beni kandıracağını bile bile ben transfer haberini okurum der. Ha. Öyle diyordu. Yani Gana koskoca Hürriyet'in yan yönetmeni iken insanları kandırın diyordu ya. Ben de diyorum ki transfer haberi yalancılık değildir. 100 tane transfer yazarsın, 3'ü gerçekleşir. Bu yalancılık değildir. Çünkü 3 tane adam almak için, pazarda bir karpuz almak için 5 karpuza bakan insan gibidir normalde transfer. Öyle bir süreçtir. O yüzden öyle bakmayın yani. Ha yazın ya, millet okumayı sever değil. Bir mantı olsun. Beşiktaş'ın şu anda Galatasaray'la Beşiktaş'ın adam almaları için limit bulmaları lazım. Kaynak yaratması lazım. Peki bir de Berat ismi var. Galatasaray Trabzon'un yanı sıra Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için Siyah Beyaz Yönetim Gençler Birliği'nin kapısını çaldı diyor Sabah'ın 15. sayfasında. Kısaca bir Berat olabilir yorumu da alayım. Yani Berat iyi bir futbolcu. Beşiktaş da ilgileniyor. Bu tür transferler şöyle olabilir. Ya elinde kullanmadığın bir oyuncu vardır, verirsin. Onların da içine yarar. Ya bunlar daha kolay işler. Bunları. Evet. Ben zaten buna kızıyorum. Ya bu haberleri yazarken biraz insanları bilgilendirin, biraz bilgi olsun. Ben hakikaten bilgi okuyunca bir şey bilgilenmek istiyorum. Hı hı. Demin anlattığım konuyu unutturdum, onu sonra anlatacağım. O önemli bir şey. Bilgi önemli çünkü. Kruze mi? Evet. Ha, onu konuşacağız tabii. Daha detaylı konuşacağız. O yüzden geçtim. Takvim 13'e de hemen hızlıca bir bakalım. Josef'ten iyi haber. Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza dünkü idmanda takımla birlikte çalışmaya katıldı. Josef'in dönüşüyle birlikte Kayseri maçını nasıl beklersiniz? Şöyle kısaca bir yorum alayım. Şimdi Beşiktaş orta sahası bozan bir orta saha. Bozarken de belli oranda yapan bir orta saha. Hı hı. Özellikle Atiba ve Sosa ve Mensah birlikte oynadıklarında. Dolayısıyla orada maya tuttu şu anda. Hep sonuna kadar tutar mı bilmem. Hı hı. O insandır, robot değildir. Sonucunda performanslar değişebilir. Fakat Josef Beşiktaş'a çabuk uyum sağladı. Beşiktaş'a kalite kattı. Atiba ile Mensah'la birlikte orada kurdukları üçgen Bermuda şeytan üçgeni gibi. Yani rakipleri oraya düşüren, ön tarafa giden, baskı uygulayan bir takım haline geldi Beşiktaş. Beşiktaş sabırla oynuyor. Ben sana seni yenmek zorundayım gibi oynamıyor. Hı hı. Bu çok önemli bir şey.
Kasımpaşa'da böyle oynuyor, Fenerbahçe'de öyle oynuyor. Trabzon'da. Kayseri'ye de böyle oynuyor. O rahatlıkla diyorsun. Oynayacaktır. Bol pas yaparak. Hı hı. Rakibin boşluğunu kollayacaktır. Yine öyle oynayacaktır. Kayseri direniyor, direnmiyor.